Kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle beraber salatalık ekeceğiz. Ve salatalıkta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve videonun konusu olan efsane bir konu, bilimsel olarak zaten araştırılan ve kanıtlanan fasulye, bezelye gibi bitkilerin azot bağlayıcı özelliğini kullanacağız. Oraya değinmeden önce temel bilgiler verelim arkadaşlar. Salatalık için birinci diktiğiniz salatalıkla ikinci diktiğinizin arasında 60-80 santimetre gibi bir boşluk olması gerekiyor. Burayı zaten daha önceden işlediğim bir toprak olduğu için yumuşak. Ona dikkat edin. Zaten budamayla, yan dallarla salatalık buraları zaten doldurur arkadaşlar. Buna bize sağladığı avantajları ne? Daha az fide ile alacağımız salatalığı daha fazla alıyoruz ve arada çapalama veya işte herhangi bir ot yolmada, sulamada vesaire budamada daha kolay hareket alanı bize sağlamış oluyor. Bizim salatalıklarımız biliyorsunuz ata tohumu. Biz onlara yanlış bir şey yapmayız. Size de zaten yanlış bir şeyi söylemeyiz. Şurada fasulye ekeceğiz arkadaşlar. Şöyle açalım. Şuraya üçüncü salatalığım. Mesafeden dolayı kimse endişe etmesin. Budamayı güzel yaptığımız zaman, ki zaten çok budama yapmasanız bile yan dalları bu boşlukları doldurur arkadaşlar. Onun kimsenin endişesi olmasın. Şuraya hafif şöyle salatalığın dikimini biraz daha derin yapabilirsiniz arkadaşlar. Salatalık da problem olmuyor. Hatta hem toprağa tutunması, aynı zamanda da şu yeni yerlerden de patlama yapabiliyor. Geçen yıl tüm yatırıp dikmiştim. Ve dikilecek yere şöyle bir avuç kadar yanmış hayvan gübresi atıyoruz arkadaşlar. Ve hayvan gübresiyle direkt temasını engellemek için de şöyle biraz toprakla izole edebiliriz onu. Şöyle getirdik. Salatalık tamam. Zaten bunlar damlama sulamayla sulayacağız arkadaşlar. Biraz büyüdükten sonra, buraya tuttuktan sonra damlama sulamasını yapacağız. Ve inşallah 4 günde bir, 3 günde bir havaların sıcaklığına göre sulamalarını yapacağız. Sadece şu an can suyunu vereceğim için şuraları biraz su birikmesi için açıyorum. Fasulyenin olayına gelecek olursak arkadaşlar, fasulye olmazsa bezelye de olur. Bezelye ve fasulye yaprakları vasıtasıyla azot bağlayıcı bir özelliğe sahip. Ve bu azotu ne zamana kadar bağlayıp toprağa veriyor? Ve bitkilerin, şunu hemen atlamayalım, bitkilerin azota deli gibi ihtiyaçları var. Bunu herkes biliyor. Azot gübresi yapmak için çok mücadele ettiğinizi de biliyorum. Ben de, çünkü doğalcılar, organikçiler bunu yapıyor. Bezelye ve fasulyeyi diktiğiniz zaman bezelye ve fasulye çiçek açıp meyveye dönene kadar toprağa azot bağlar. Nitrojeni bağlar, serbest gezer nitrojeni fikse ederler. Bundan sonra da çiçek açtıktan sonra, meyveye yattıktan sonra da kardeşlerim topraktan azot çekerler. Ve biz tam o sırada çiçek açarken onları çapalayıp toprağa yeşil gübre olarak döndüreceğiz. Ve faydasını, çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi fasulyelerimizi, genelde bir tohum dikilirken şu boyu önemlidir. Şu boyunun 2 veya 3 katı derinliğe dikilir. Yani genellikle ölçüsünü bilmediğiniz tohumlarda bunu yapabilirsiniz. Biz bunu diktik aşağı yukarı 3 santim. Her iki salatalığın arasına 2-3 tane fasulye veya bezelye dikiyoruz. Bunu da hafif nemlendirip kapatacağım arkadaşlar. Fasulyeleri hızlı çeksin diye hafifçe nemlendiriyorum arkadaşlar. Sonra hemen onların üstünü kapatacağız. Bu fasulyeleri, bakın, dediğim gibi videoyu atlayıp da sonra fasulye, arada fasulye yetiştirmeyeceğiz. Fasulyeden ürün de almayacaksınız arkadaşlar. Fasulye çiçek açtıktan sonra çapalayıp bunu toprağa karıştıracaksınız ve yeşil gübre olacak. Sonra salatalık tek başına devam edecek. Yani iki salatalığın arasında fasulye yetiştirmeyeceğiz. Şimdi bunların can suyunu da bol bol veriyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim ata tohumu, salatalıklarımız. Tohumdan yetiştirdik.